Buyurun Şükran Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizinle konuşmak istiyordum. Ya, ne hakkında? Bu gece de yalnızsınız değil mi? Eyvah yumurtalar! Yazık! Sizin gibi birine böyle bir akşam yemeği! Pek aç değilim de... dışarıda yemekten de bıktım. Hazır bir şeyler var, hemen getireyim mi? Yok, zahmet etmeyin. Çıkmam gerek zaten. Biraz fazlaca pişirmişsiniz. Sayenizde. Ne konuşacaktınız benimle? Ortak sorunumuzu. Ortak bir sorunumuz mu var? Olmaz olur mu? Neymiş o? Yalnızlığımız. Viski üzerine rakı içilmez, zaten sarhoşsunuz. 2 yıla yaklaşıyor, yalnızsınız. Ama siz değilsiniz. Kocanız var. Koca, koca! Gidiyor günlerce yok. İş seyahatlerimi, aşk seyahatlerimi belli değil. Şükran hanımefendi, bakın size... Hanımefendi değil! Karşınızdaki bir kadın, yalnızlık çeken bir kadın. Peki, sizi dinliyorum. Anlatabilirsiniz. İnsanlar çiçek gibidir. Sevgisiz, ilgisiz kalınca boyunlarını bükerler. Birbirimize ilgimizi, sevgimizi verebiliriz. İnsanlar çiçekler gibidir dediniz. Doğru belki. Ama insanlar birbirinden farklıdır da. Bir zamanlar siz bu evdeki kadının arkadaşıydınız. Ve kocanızla benim de yakınlığım oldu. Beni red mi ediyorsunuz? Havalı güzel bir kadınsınız ama sarhoşsunuz. Bu konuyu başka bir zaman konuşsak derim. Affedersiniz, dişçi kaçıncı katta biliyor musunuz? Benim ineceğim katın bir üstünde. Hoşça kalın. İyi günler. Size de. Merhaba Kemal. Oh, neredesin birader? Yüzünü gören cennetlik. Demek yazlığı satmak istiyorsun. Evet, hem de acele. Nedenini öğrenebilir miyim? Emlak satmak için kötü bir zaman. Paraya ihtiyacım var. Niçin? Biz eski arkadaşız. Hadi gel sana balık ısmarlayayım. Yemekte rahatça dertleşiriz. Sağ ol Kemal, işim var. Benden kaçıyorsun. Kendini koyverdin. Oysa sen değil miydin bana acılar da, sevinçler de bizim için diyen ha? Bak Kemal, konferans dinlemeye gelmedim. Yazlığımı satmak istiyorum. Şimdi de işim var, gidiyorum. Tamam arkadaşım. Sen üzülme. Bir çaresine bakarız. Hadi eyvallah. Güle güle. Merhaba. Bir şey mi söyleyecektin? Sanırım araba arıyorsunuz. Hı hı. Buyurun, sizi gideceğiniz yere götüreyim. Sağ olun. Bir taksi gelir nasıl olsa. İlle de paralı bir arabaya binmek istiyorsanız, bana verebilirsiniz. Peki. Buyurun.
size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Siz hep böyle gülümser misiniz? Bilmem. Ben de size bir şey sorabilir miyim? Tabii, sorun. Siz böyle her rastladığınız kızı arabanıza davet eder misiniz? Bilmem. Biraz önce bir arkadaşım balık yemeye davet etmişti. Hayır demiştim ama birden acıktım sanki. Balık sever misiniz? Bilemiyorum. Özür dilerim. Bu teklifi yapmadığımı varsayabilirsiniz. Nereye gideceğinizi söyleyin, sizi bırakayım. Özür dileyecek bir şey yok ki. Aslında ben de açım. Ama eve geç kalmaktan korkuyorum. Anne merak eder de. Peki ne yapalım dersiniz? Bilmem. Afiyet olsun efendim. Sağ ol. Bir film seyretmiştim. Adı Bedel'di. Her şeyin bir bedeli vardır. Ödenmiş ya da ödenecek diyordu. Bu yemeğin bedeli ne olacak? Bedeli gülümseyişiniz. Anlamadım. Anlatması zor. Bazen insan bir gülümseyişi özler. Bir sıcaklığı. Kimsiniz siz? Gülümseme hasreti bir adam. Adını Faruk koymuşlar. Ben de Neslihan. Arkadaşlar Nesli der ama... Ben de Nesli diyebilir miyim size? Tabii. Bugün çok güzel bir gün. Neden? Yağmur yağdığı için mi? Hayır. Size rastladığım için. Geç kalıyorum. Birazdan kalksak anne merak eder de. Ne zaman dilerseniz kalkabiliriz. Yemeğimizi bitirip kalkalım. Yemeğe teşekkürler. Çiçeklere de. Bir dakika. Sizi tekrar görmek istersem nasıl bulabilirim? Ben sizi arasam. Annem biraz mazbuttur da. Buyurun. Aramanızı bekleyeceğim. Hoşçakalın. Nerede kaldın? Mini'ye uğramıştım. Lale hastaneye yatmış da onu ziyarete gittik. Ya bu çiçekler? Yoksa benden habersiz iş mi tutuyorsun ha? Yok, vallahi değil. Senden habersiz hiçbir şey yapmam, biliyorsun. Bu ne? Nereden çıktı bu kart? Söyle nereden çıktı? İş mi tuttun yine? İş değil vallahi. Bir adam işte. Taksi bekliyordum. Arabasını aldı. Kartını verdi. Hepsi o kadar. Peki öyle olsun. Hadi hazırlan, müşteri bekliyor. Hadi hazırlan dedim sana! Bizde kiralık ev yok dedim ablacığım. Satılık isterseniz hemen gelin. Her türlüsü mevcut. Çıkar bakalım şu viski şişesini. Ne oldu? Birkaç saat önce yemem içmem diyordun. Sorgu yargıçlığını bırak da viskiyi çıkar. Gözlerin ışıyor, ne oldu? Toto'da 13+1 mi tutturdun yoksa?
Toto, loto, at yarışı. Onlar senin işin oğlum. Şöyle, aferin. Unutma, tam bir saat. Gene gecikirsen kelleni uçururum. Hadi gidelim. Demek arkadaşımızı dünyaya döndüren bir kız. Ama ben olsam onu öğle yemeğine değil, akşam yemeğine götürürdüm. Yemekten sonra da... Yok. Senin bildiğin kızlardan değil o. Kadın değil mi? Hepsi birdir. Hadi çıkalım, kulübe gidelim. Belki birkaç keriz bulurum. Kazanırsam Zürnik'ten iki kız isteriz. Ben eve dönüyorum, çalışacağım. İlham geldi desene. Her gören soruyor, bu ak saçlı kim? Sen bahar çağını... Rest. Kabul. Üç as. Kul. Bol şans. Sıra bende mi? Ben de Neslihan. Arkadaşlar Nesli der bana. Buyurun efendim. Değişen bir şey yok. İzninizle. Nevin? Seni... Daha iyi gördüm. Kırmızı! Kan! 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 Kan!
Ben Faruk. Tanımadın mı beni? Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz evlat. Ama belli bir düzelme var diyemiyorum işte. Bakın doktor bey, ben ne gerekliyse yapmaya hazırım. Yazlığımı satıyorum. Onu Avrupa'ya götürebilirim. İyi olsun istiyorum. Çok acı çekiyor. Kaç yıl oldu, yeter artık. Bu tür vakalarda Avrupalının da bizden farklı yapacağı bir şey yok oğlum. Boşuna zahmet edersin. Burada gereken her şey yapılıyor ona. Bilemiyorum. Bilemiyorum doktor bey. 8 yıl onunla ben de bu acıyı çektim. Kurtulsun istiyorum. Kendini suçlamana gerek yok. Biliyorsun. Bu onun çocukluğundan kalma bir vaka. Keşke evlenmeseydiniz. Bu tip hastaları evlendirmek büyük hata. Hastaneye gitmiş. Doktorlarla konuşmuş. Pek umutlu değillermiş. İyi etmedik oğlum. Elin yoğurdundan kendi ayranımız iyidir dedik. Seninle evlendirdik ama iyi etmedik. Babam nasıl? İyi. Neredeyse gelir. Ben ocağa gidip bir şeyler koyayım. Bak babacığım, güzel olmuş mu? Ah, çok güzel ya. Benim canım babacığım, ben niye sizinle kalmıyorum? Bak, bak oğlum. Annen çok yorulmuştu. Şimdi hastanede dinleniyor, evde kimse yok. Peki, sana kim bakıyor babacığım? Ben idare ediyorum. Canım babam benim. 2 gün önce beni umutlandırmıştın. Faruk'u kurtardım demiştin. Yine ne oldu? Dün hastaneye gittim. İyi değil. Sana söyledik. Bu işin sonu yok. Sorumlusu sen değilsin. Yaşarken ölemezsin. Yasalar sana bu hakkı tanıyor. Neden boşanmıyorsun? Onun daha da yıkılmasından korkuyorum. O senin dayın olacak adam da bir parça insanlık olsa gelir... Oğlum, biz seni yaktık, 8 yılını cehennem ettik. Bu eziyeti daha fazla çektirmeye hakkımız yok. Ayrılın der. Viski vereyim mi? Ne oldu geçenki hikaye? Hani o kız, aramadı mı? Aramadı. Alsın güzelim. Yesin yavrum. Beslensin, kuvvetlensin. Güzelliğine güzellik katsın. Seni seviyorum kız. İnanmıyorsun ama seviyorum. Vallahi. Sevgiye bak. Memnun değil misin hayatından? Her şeyin var. O pis sokakta kalsaydın ne olacaktı? Belki hiçbir şeyim olmazdı.
ama insanların suratına utanmadan bakabilirdim. Namusum olurdu. Başlama yine! Hesabına gelmedi mi? Çocuktum, kandırdın beni. Ama suç benim! Bırak dramı! Güzel günler yaşayacağız. Biraz paramız olsa... Şu şansımız bir dönse... Ha, Perihan ablayı aradın mı? Ankara'dan gelecek misafirlerim var diyordu. Aramadım! Niye arayacağım? Bıktım her gün bir başka insanın ağız kokusunu çekmekten! Erkeksen sen çalış biraz! Bana bak! Dilin uzamaya başladı! Hemen Perihan ablayı ara! Yoksa ne yapacağımı biliyoruz. Yeter artık! Tamam! Sen kazandın yine! İşe çıkacağım! Ama istediğim adamla! Parayı getir de, kaynağı önemli değil! Geçen gün aldığın kartı ver o zaman! Bak sen! Peki ama bir şartım var! Saat 5'te döneceksin! Paranın miktarını biliyorsun! Özür anlamam! Tam 5'te! İstediğim parayla burada olacaksın! Tamam mı? Kartı ver! Dediğimi unutma! Saat 5'te parayla burada olacaksın! Alo, buyurun! Evet, benim! Aramayacaksın sanmıştım! Tabii! Olur! 2 saat sonra! Tamam! Buldum işte! Gel bakayım! Al şunu omuzuna! Harika oldu, çok yakıştı sana! İyi, iyi de kendimi arayayım bakayım! Ne oldu, konuşabildin mi? Tamam! 2 saat sonra buluşacağız! Şunlara bak! Evet, işte buldum! Nasıl oldu? He? Harika! Bak bakayım! Ben nasıl oldum ha? O da sana yakıştı! Parayı biz kazanıyoruz, onlar yiyor! Ne yaparsın kızım? Kader bu! Bizim gibilerin korunmaya ihtiyacı vardır her zaman! Nasıl kızıyorum bilsen! Elime fırsat geçtiği an şu herife atacağım tekmeyi! Çok beklersin! Nasıl, güzel oldun mu? Nedir bu heyecanım? Sanki müşteriye değil de sevgiline gider gibisin! Gerçekten heyecanlıyım! Onu tanısan bana hak verirdin! Diğer erkeklere hiç benzemiyor! Erkek milleti, kızım, hepsi birdir! Aklını başına topla! Nuri'yi bilirsin, anlarsa kesinlikle affetmez! Bu elbise yakıştı mı, sen ondan haber ver! Allah yardımcın olsun! İyi döşendik mi? Ama! Mis gibi oldu! Nasıl kızlar? Aldıklarımızı beğendiniz mi? Harika! Harika! Şahtın şahbaz oldun! Hadi bakalım, hesabı ödeyin!
Çok acı. Sever misin? Hı hı. Acı değil mi yani? Bazı acılar artık etkilemiyor beni. Ne anlama geliyor bu? Boş ver. Öyle bir şey işte. İçmemekte kararlı mısın? Kararlıyım. Bardağın neyin şerefine kalkıyor? Neyin şerefine kalkmasını dilersin? Bilmem. Duyduğuma göre ilk bardak hep bir şeyin şerefine kalkarmış da. Neyin şerefine içtiğimi biliyorsun. Bilmiyorum. Neyin şerefine? Söyle ne olur. Hissedilip de anlatılamayan duyguların şerefine. Yaşanmış ve yaşanacak tüm sevilerin şerefine. Bir şey mi oldu? Hem söylediklerin, hem de söyleyişin etkiliyor insanı. Bir öğretmenimiz vardı, Merdiven diye bir şiir okumuştu. Onu hatırladım birden. Hangisini hatırladın? Merdiven şiirini mi, öğretmenini mi? O şiiri biliyorsan okuyabilir misin? Neden yemiyorsun sen? Unuttum işte, seninle konuşmak güzel. Öğretmenlerin can boğazdan gelir demediler mi sana? Hadi bakalım. O günden beri nasıl geçti zamanın? Şairim biri demiş ki... ...ya sensizlik var, ya da seni beklemek. Ya sen ne yaptın o günden beri? Özür anlamam. Tam beşte. İstediğim parayla burada olacaksın, tamam mı? Neyin var? Ne oldu? Annem geldi birden aklıma, hastaydı da. Doktora göstermediniz mi? Gösterdim. Acil, hastaneye yatması gerekli dedi. Yatırmadınız mı? Yatırmadınız mı hastaneye? Yatırmadım. Yatıramadım daha doğrusu. Devlet hastanelerinde bir sürü formalite, sıra falan filan. Özel hastanelere de çok para gerekli. Gerçi babam Fransa'dan para göndermiş. Ama aylar sürüyor bazen. İnan ki çok üzüldüm. Yardımcı olabilir miyim? Hayır. Bu benim meselem. Yardım kabul edemem. Hava birdenbire kararı verdi. Seni hiç tanımıyorum. Okyanusta bir kibrit çöpü düşün. Kocaman denizde küçücük bir kibrit çöpü. Evet. İşte ben bazen oydum. Yapayalnız. Ya şimdi? Şimdi... Şair misin sen? Hayır. Bekar mısın? Hayır. Eşin merak etmez mi seni? Hayır. Yalnızlığın uzun süreden beri mi? Evet. Sorularım bitti mi? Evet. Bir işin ya da okulun var mı? Evet. Bugün kaçtın mı? Evet. Ya erkek arkadaşın? Hayır. İnsan sana çabuk alışıyor. Sanki çok eskiden beri tanıyormuşum gibi. Neden acaba? Bir gece düşün şimdi sonbahardan. Yağmurlar daha başlamamış olsun. Bir tek koy bunca çift arasına. Yalnızlığımı anlıyor musun?
Çok güzel bir yer. Getirdiğin için teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Sigara içeceğim, sen de ister misin? Sağ ol. İçer misin? Dalgalar ne kadar güzel. Gerçekten güzel. Bir gece düşün şimdi sonbahardan. Yağmurlar daha başlamamış olsun. Bir tek koy bunca çift arasına. Yalnızlığımı anlıyor musun? On yedi dakika geciktin, neden? Bunun için. Aferin. Gel buraya. Özledim seni. Hem de çok. Gel dedim sana. Ver onu! Verdiğim yetme! Vay vay vay! Son günlerde bayağı kaşınmaya başladın güzelim. Beni kızdırma. Bilirsin ne yapacağımı. Al. Al, bu sana yeter. Bir gün seni boğup öldürebilirim. Yok canım. Hayrola, ne oluyor? Çalışmayı bırak, yaşamaya bak. Yemek ısmarlayacağım sana, hadi kalk. Ne oluyor sana ya? Neler olmuyor ki? Hadi yemekte anlatırım. Anne? Leslie, yavrum. Anne, hasta mısın sen? Yaşlılık yavrum. Artık yol göründü. Baban yanına çağırıyor. Hayır! Hayır, iyi olacaksın. Tavuk aldım sana. Şimdi pişiririm. Suyuna da çorba yaparım. Kızım, kocan nasıl? Ne zaman torun müjdesi vereceksiniz bana? Siz de. Hadi Hasan. Bol şans. Günlerim, yıllarım hazana varmış. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Çalacak kapımı pek yakında kış. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Çalacak kapımı pek yakında kış. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Ellerim buz gibi donuyor içim.
yaşlı ki, sen bahar çağını sürsen ne fayda? Ona yalan söyledim. Annem hasta dedim. Yazdığı çeki bana göstermeden çantama koymuştu. Sonra ne oldu? Annemi ziyarete gittim. Gerçekten hastaydı. Sanki Tanrı yalanımı cezalandırıyor gibi geldi bana. Çocuk olma kızım. Annen birden hastalanmadı herhalde. Alo, buyurun. Ah, evet Perihan abla. Tamam, anlaşıldı. Gelmişler, hadi çıkıyoruz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Az bu. İdare et. Olmaz. Peki, vereyim. Al bakalım. Buyur. İki gündür neredesin? Şu besteyi bitirdim. Yazlığına bir müşteri buldum. İstediğimiz fiyatı veriyor. Ancak üçte biri peşin. Hepsi peşin olmadıktan sonra ne işime yarar? Öyleyse biz de satmayız. Alo, taksi durağı mı? Hayır, polis karakolu. Polis karakolu dedik ya be kardeşim. Alo! Nesli, bir dakika, ben Faruk. Söz vermiştim, arayayım dedim. Özledim seni. Görüşelim. Şey, biliyorsun annem, mümkün değil. Hastaneye yatırdım da. 5 dakika olsun görüşelim. 5 dakikada ne çıkar ki? Peki öyleyse, çok kısa olabilir. Hayret bir şey, çocuk gibisin. Hayata açıl diyordun, açıldım işte. Seviyorum, özlüyorum. Buluşmaya gidiyorum. Nereye gidiyoruz? Çok açım, yemeğe. Ne olur gitmeyelim, vaktim yok. Söyledim. İnanmıyor musun bana? Gelmem imkansız. Ne olur kırma beni. Peki, ama geç kalmayalım. Sanki seni yıllar önce tanıyordum. Sanki yıllardır seninle birlikte yaşadım gibi. Sana alıştım biliyor musun? Ama daha beni tanımıyorsun ki. Yanılmış olabilirsin. Duygularını kontrol etmelisin. Seni iyice tanımak istiyorum. Hastaneye birlikte gidelim. Ben de anneni ziyaret edeyim. Hayır. Söyledim sana. Çok mazbut biri o. Kabul etmez bunu. Şey, kim bilir saat kaç oldu. Ben gecikmesem. Hadi, Vesal Lazarı. Hadi bakalım, hadi. Hadi aslanım. 5-4. Carüse. Severler güzeli gencise. Hadi aslanım kemik. 4 çağır. Şeş beş. Hadi. Merhaba. Merhaba canım. Nerede kaldın yavrum? Mine geleli 2 saatten fazla oldu. Şey, annemi uğradım. Ha. Anneciğine pek fazla uğrama. Mahalleli ne iş yaptığını öğrenirse... Annen için de, senin için de pek iyi olmaz yavrum. Ne dersin? Hadi. 4 çay. Bana bak. Bunu çok serbest bırakıyorsun. Yarın paralı birini bulur, uçar elinden. Uçmaya kalkarsa kanadını kırarım. Benim adım Nuri. Otobüsün iyisi bende çalışır. Benim otobüs de iyi çalışıyor ama her zaman gözüm üstünde. Bana bir su ver. Hazırlan, sonra da işe gideceksin, tamam mı? Hoş geldin dayı, buyur. Nasılsın dayı?
mı? Doğru mu? Doğru mu dedim? Kızımdan ayrılmaya karar vermişsin. Dayı, o senin kızınsa benim de karım. Onun iyi olması için 8 yıl her şeyi yaptım. Her şeye katlandım. Her şeyi yapmaya da hazırım. Ama ortada bir de ben varım. Senin neyin varmış? Dayı... bir adam 8 yıl kadınsız kalabilir mi? Karın var ya! Hasta ve iyi olmayacağını biliyorsunuz. Ne yani? O orada acı çekerken sen sefa mı süreceksin? Ben de mi delireyim? Ben de yaşarken öleyim mi? Çocuk sayılırdık, evlendirdiniz. Hasta olduğunu bile bile, bana sormadan. Sus, terbiyesizlik etme! Artık konuşalım be dayı. Konuşayım artık. Ailede beni kurban seçtiniz. Neden? Neden? Sana sus dedim! 8 yıl sustum. Bir gün gelip halimi sormadın. Bir gün acımadınız bana. Artık konuşma sırası bende, sen sus! Yani kesin kararını verdin mi? Kızımı boşayacak mısın? Evet. Biz kazanıyoruz, onlar yiyor. Kumara gittiler yine. Benimkinin kumarı yok canım. Seninkine arkadaşlık ediyor. Hem ben ne verirsem idare eder o. Seninki gibi aç gözlü değildir. Dün döndüğümde seni sordu. Annesine uğrayacaktı dedim. İyi ki demişim, yalanlarımız tuttu. Sağ ol, iyi idare ettin dün. Buluştun mu adamla? Seviyor musun onu? Aklını başına topla kızım. Senin Nuri'nin sabıkası varmış, bilmiş o. Nasıl kandım ona, nasıl? Bir kurtulsam şu adamdan. Ne olacak sanki? Öteki sana kollarını mı açacak? Beni kandırdı. Evlenecektik güya. Erkek milleti değil mi? Al birini, vur ötekini. O farklı. Söylemiştim sana. Ben de sana söylüyorum. Bizim kaderimiz çizilmiş. Sevdalanmak başını belaya sokmaktan başka bir işe yaramaz. Aklını başına topla. Ne yapıyorsun be oğlum? Oynama şununla da seyredelim. Ne yaptığımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Bırak da şu filmi seyredelim ağız tadıyla. Sen seyret, ben yatıyorum. İyi ki bir evine geldik yani. İyi geceler. Mehtaba çıkardı. Sandallarımız neşe dolar, zevke dolardı. Zevke dolardı. Sandallarımız neşe dolar, zevke dolardı. Parmağımda yüzükler, kolumda plazıklar. Ben sana dolanayım, oy oy Eminem. Nedir o güzellikler, nedir o güzellikler? Parmağına yüzükler, koluna plazıklar. Ah!
gerçek yerini biliriz. Temiz bir alçak köpek. Gel. Ne oldu Faruk? Yok bir şey. Alo, buyurun. Ben arkadaşıyım. Faruk Bey biraz rahatsız, uyuyor. Bilmem mi? Bir bakayım. Faruk! Faruk! Faruk uyan, hı? Seni arıyorlar. Benim? Telefondan. Boş ver, yoktu. Oğlum, arayan bir kız, seninki herhalde. Öyle mi? Dur bakayım. Oh. Buyurun, ben Faruk. Yo, iyiyim. Bana yalan söyleme. Hastasın. Neyin var söyle lütfen. Bir şeyim yok, inan bana. Şey, gece biraz midem bozuktu, geçti ama şimdi. İnanmıyorum sana. Hasta değilsen gel, al o zaman beni. Ne oldu? Tamam. Evet. Oldu. Şimdi ne yapacağız? Durum ne bilmiyorum ki, açıklasana. Yengen bizi istiyor. Sana şimdi bir nane limon kaynatırım, miden taş gibi olur. Sen ne baş belası adamsın ya! Kötü anlarda Hızır gibi yetişirsin. Atma Recep! Senin bana yaptıklarının yüzde birini acep ödeyebilir miyim? Haberleri kes, hava durumuna geç. Ona göre giyinelim. Bir dakika. Önce ilacını hazırlayayım. Nasılsın? Asıl sen nasılsın? Ne yaramazlık yaptın da hastalandın ha? İyiyim, görüyorsun. Annen nasıl oldu? Biraz daha iyi. Nereye götürüyorsun beni? Nereye istersin? Şehirden çıkalım. Bu kalabalığı, bu gürültüyü sevmiyorum. İnsanların olmadığı bir yer istiyorum. İnsanların olmadığı yerde uygarlık da yoktur. İnsanların az olduğu bir yer diyelim. Öyle bir yer biliyorum. Bakalım beğenecek misin? Geç kalmayız, değil mi? Bilmem. Günlerim, yıllarım hazana varmış. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Çalacak kapımı pek yakın. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Çalacak kapımı pek yakında kış. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Her gören soruyor bu ak saçlı kim? Sen bahar çağını sürsen ne fayda?
çöllerde kara sevdayım. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Ben sonsuz çöllerde kara sevdayım. Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Ellerim buz gibi donuyor içim. Sonbahar güneşi neşem sevinci. Her gören soruyor bu aksaçlı kim? Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Her gören soruyor bu aksaçlı kim? Sen bahar çağını sürsen ne fayda? Ne güzel değil mi? Her şeyden uzak burada yaşayabilse insan. Düşün bir kere. Bahar gelmiş, ağaçlar çiçek içinde. Düşün bir kere. Açık penceresinden güllerin kokusu gelmekte. Düşün bir kere. Yanında sevdiğin kadın. Düşün bir kere. Akşamları yolunu gözlediğin bir adam var. Seviyorum seni. Seviyorum seni. Ne var bunda ağlayacak? Gördün mü? Bak, çiçek açmış. Bu mevsimde nasıl olur? Açar bazen. Şiiri de vardır, bilir misin? Küçük zerdali ağacım. Sen de çiçek açtın erkenden, aklın ermeden. Kurt gibi kalın yapılı görmüş geçirmiş ağaçlara. Zemheri de bahar mı olur? Küçük zerdali ağacım, donarsın sonra. Neden ağlıyorsun? Küçük zerdali ağacına ağlıyorum. Neden erkenden çiçek açtı? Niye geldik buraya? Neden? Hayır. Erkek milleti kızım, aklını başına topla. Hayır. Sen
de ötekiler gibisin. Aklında aynı şey, yatmak! Seviyorum seni. Sevdiği kadını arzular insan. Suç mu bu yani? Aynı numaralar. Bir kadın sadece et değildir, duyguları vardır! Bağırma! Hemen çıkar beni buradan! Nasıl istiyorsan. Kızdın mı bana? Ben de seni seviyorum. Hem de ilk günden beri. Duymuyor musun beni? Bir şey söylemeyecek misin? Yine de çok güzel bir gündü, hiç unutmayacağım. Elveda! Dur! Benimle evlenir misin? Karımla boşanmak üzereyim. Benimle evlenir misin? Faruk, neyin var? Boş ver, oyunla devam et. Olmaz. Bu son şov. Sonra kalkarız. Evet. Tek kart. Bir pot daha. Yokum.
3 pot daha. Rest. Yokum. Kabul. Fulas. Kare. Ne oluyor? Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Kamil abi bir dakika bakar mısın? Lütfen abi. Evet. Pas, 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 pas. Şunları alsana. Marka getirsene. Üç kaç. Servik. İki kaç. Kabul. Bir posta. Beş posta. Bop. Res. Gördüm. Lan da. On potta. Res. Yokum. Ben de yokum. Ben de yokum. Açık. Varım. Üç kart. On pot daha. Rest. Yokum. Rest dedim. Kabul. Pull out. Bu işte burada biter. Gördüm. Geçmiş olsun arkadaşım. Bitmedi daha. Peki neyini oynayacağız? Buna. Özür dilerim. Prensiplerime aykırı. Bir dakika. Benim prensiplerime uygun. Kalk. Bedelini vereceğim. Kaybedersen malı hemen isterim. Yeter mi? Dur Faruk, delirdin mi sen? Bir kadın için o kadar para verilir mi? Sen karışma. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Mahvoldum. Nesli! Ne var, ne bağırıyorsun? Kalk, müşteri bekliyor! Deli misin? Bu saatte niye uyandırıyorsun beni? Kalk ulan, uzun etme! Adam arabada bekliyor! Hayır, artık satamayacaksın beni! Ne? Bitti! Kararımı verdim! Senden korkmuyorum! Ölümse ölüm! Gel öldür be! Korkaya!
Korkmuyorum. Artık tokatların acıtmıyor beni. Ne istersen yapabilirsin ama satamazsın beni. Ayrıca senden de bıktım, biliyor musun? Başka biri var hayatımda. Ölümü göze alacak kadar da seviyorum onu. Seviyorum, anlıyor musun? Seviyorum onu! Öyle mi? Ya! Demek ille de canın yansın istiyorsun. Anlayışlı ol be! Biz delikanlı adamız! Borçlandık seni! Ödememek olmaz! Kumar borcu, namus borcu! Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Adımı derine yazayım mı, söyle! İstersen anana bırakayım seni, al orospu kızını! Yüzlerce erkeğin artığını diyeyim, konuş! Cevap ver! Konuşsana ulan! Cevap versene! Kalk, üstüne bir şey giy! Sigaranız var mı? Nereye gidiyoruz? Bizim anlaşmamızda şehir dışı yoktur. Evet, benim. Dur, ineceğim! İnemezsin. Bedelini peşin olarak ödedim. Hem de çok fazlasıyla. Bana aitsin. Sabaha kadar. Gel bakalım. Hadi. Soyun! Dur! Dur, ne olur! Soyun dedim. Öyle mi? İdam mahkumuna bile bir söz hakkı verilirmiş. Dinle be, dinle! Hayır! Seni dinlemek için getirmedim buraya, soyun! Yalvarırım! Bir dakika bile dinleyemez misin beni? Soyun ve yatağa gir! Hayır! Sahip olamayacaksın bana! Çünkü yemin ettim! Neye? Kendimi sattırmamaya! Sıra bana gelince mi namuslu kesildin, soyun! Çok mu istiyorsun soyunmamı? Evet! Bedelini ödedim, karşılığını alacağım! Peki! Daha ileri götürmesek bu oyunu! Oyun değil bu! Gerçek! Senin gerçeğin! Bu odada bana namusluluk tasladın! Numara yaptın! Oysa sevgiydi benimki! Sevgimle sahip olamadım sana, paramla sahip olacağım şimdi! Ben de sevdim! Seni seviyorum! Seni tanıdıktan sonra lanet ettim kaderime! Küçük zerdali ağacına neden ağladığımı sanıyordun! Ben de küçük bir zerdali ağacıydım! Yalancı güneşlere aldandım, çiçek açtım! Niye anlamıyorsun beni? Neden inanayım? Senin gibi kızların uydurulmuş birer hikayeleri vardır hep! Yalan söylemiyorum sana!
Zaman geçiyor. Sabah olmadan ödeşsek iyi olur. Bu konuşan sen olamazsın. Hadi küçük hanım. Bana çok vakit kaybettirdin. Soyun. Yapma. Sen hayatımın tek güzel yaprağısın. Öldürme. Sen beni öldürdün ama. Hayır. Seni sevdim. Ölmek bile istedim. Bu gece o gelip müşteriye çıkacaksın dediğinde... ölürüm de yine çıkmam dedim. Ama gene de çıktın. Çıktım. Çünkü çıkmasam öldürecekti. Ölüm bir şey değil. Ama ölürsem seni bir daha göremezdim ki. Bana masal anlatma. Soyun. Masal değil. İnanmıyorsun öyle mi? Paranın karşılığını istiyorsun öyle mi? Peki. Gel. Hazırım işte. Al paranın karşılığını. Ama acındırma numaralarından biri. Evet. Gel hadi. Oyalama beni. Başka müşterilerim var sırada. Ne oldu? Tutuldunuz mu beyefendi? Vur hadi! Erkek sen vur! Değmezsin. Kalk giyin. Nereye? Geldiğim bataklığa! Sigara verir misin? Yalnız şunu bilmeni istiyorum. Seni hiç ama hiç sevmedim! Kötü mü geçti? Dokunma bana! Gel buraya! Bırak. Gel buraya Bırak. Diyorum sana! Bırak gel. Beni! Benden kaçacaksın ha? Gel buraya.
Geberteceğim seni. Şaka yapma güzelim. Yapma. Ya dur. Nesli! Hayır!